أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل العقدة من لساني يفقه قولي Evet aziz muhterem rehber ان izleyicileri inşallah bu haftaki fıkıh dersimizde sizinle cenaze ve cenazenin hükümleri hakkında konuşacağız. Tabii ki ölüm haktır. Her insanın başına gelecek bir şeydir. Rabbimiz ayeti kerimede ölüm hakkında şöyle buyurmaktadır. Kullu nefsin zaiqatul maut. Her nefis ölümü tadacaktır. Şu kainata gelen her insan ona belirlenen vakit dolduktan sonra kendisi ölümle ölüme doğru gidecektir. Arap şairlerinden bir şair şöyle derler. Kullu ibni unsa ve in talet selametuhu yevmen alel hadbai mahmulu. Her insanoğlu güzel günleri ne kadar uzarsa uzasın bir gün tabut içinde omuzlarda taşınacaktır. Kainata gelen her insan bu kainatı bir gün bırakıp gidecek. Asıl alem olan ahirete gidecektir. O yüzden hatta ölüm noktasında Peygamber aleyhissalatü vesselam bizlere bir hadis şeriflerinde şöyle ferman ediyor. Ektiru zikre hezimillezat Dünya zevklerini acılaştıracak olan ölümü bolca anın. Şu dünya zevkleri var ya sizi aldatan, sizi günahlara iten, sizi Allah'tan uzaklaştıran, sizleri ibadet etmekten uzaklaştıran, sizleri nefsinize kul yapan o dünya zevkleri var ya onları acılaştıran ölümü anın. O dünya zevklerini acılaştırsın ki siz o dünya zevklerinden ne olunuz? Uzak düşün, Rabbinize yakınlaşın. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde bizlere böyle ferman etmektedir. Tabi kardeşler özellikle biz ölü ve ölünün fıkhi boyutu üzerinden konuşmak isteriz. Bir insan Ölümü yaklaştığı zaman sekratta olan bir insan için neler yapılır? Bir Müslüman hasta olmuş ve hastalığında artık ölüm sekratı ona gelmişse çünkü Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar İnnelil mevti sekaratun şüphesiz ki ölüm için ne vardır? Sekrat vakti vardır, sekrat vardır. İşte o Sekrat vakti ki insanın artık gaybube hali dediğimiz haldir. İnsanın ne yapacağını şaşırdığı bir haldir. İnsan o esnada aklı insanın başında olmaz. İnsan gaybube hali dediğimiz bir hal, bir durum içinde olur. İşte o durumda onun ailesine bazı noktalarda ona ne yapması lazım? Onun bazı durumları var. O durumlarda ona yardımcı olması gerekir. Bunları okuyalım mesela. Birisi diyor: Nudibe li ehlihi en yattaci en yatcahu ala janbihi al-eymen bi ila al Diyor onun ailesine menduptur ki sünnettir ki onu sağ tarafı üzerine. Mesela sekrata giren bir insanı sağ tarafı üzerine üzerine uzatılır ve yüzü de kıbleye doğru insan ne yapar? Yüzünü de kıbleye doğru iletir. Tabi bu mümkünse eğer zorluk olmayacaksa eğer o sekrattaki kişi bir zorluk yaşamayacaksa insan aile zorluk yaşamayacaksa bunu yapılır. Fein sa'ube zalike şayet bu kişiye insanlara zor olursa atca'uhu ala kafahu kafası üzere dediğimiz şöyle kafa üzerine onu yaslandırırlar ve vejhehu merfu'an Bir kafasının altına da bir yastık tarzı bir şey bırakılır ve yüzü öyle yüksekte kalır ki bi haysu yuvecceh ilel kıble. Onun yüzü kıbleye doğru olacak şekilde ne yapılır? Kafasının arkasına yastık bırakılır. İkinci olarak sekratta olan kişiye ne yapmamız gerekir? Yusennu en yulakkane şehade. Ona kelime-i şehadet telkin edilir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam Müslim'de geçen bir hadisi şeriflerinde şöyle bizlere ferman etmektedir. لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ la ilahe illallah. Ölülerinize yani sekratta olanlara ne yapınız? La ilahe illallah lafzını onlara söyleyiniz, telkin ediniz. Bu noktada kardeşlerim bir kişi sekrat halinde olduğu zaman ona hatırlatmak için La ilahe illallah lafzını söyleriz. Çünkü o insan Müslüman, kendisi Müslümandır. Fakat o esnada acıdan dolayı, elemden dolayı sekrat esnasında. Çünkü sekrat nedir? Bir acı insana bir elem veren bir haldir. Mesela bazı insanları muhakkak sekrat esnasında gördüğünüz zaman görürsünüz ki o insan acı ve elem içindedir. O noktada olabilir ki kelime-i şehadetini o acıdan, o elemden dolayı unutabilir. Onun o unutkanlığını gidermek için ne yaparız? Arada bir yumuşak bir şekilde onun kulağına eğilerek sesimizi böyle hafiften kaldırarak işte ona kelime-i şehadetini La ilahe illallah Muhammeden Resulullah kelime-i şehadeti de ona ona tekrarlarız ki o şekilde kendisi ne yapsın? Kelime-i şehadeti hatırlasın ve kendisi de bunu tekrarlasın kardeşlerim. Bu da kişi sekret halindeyken bunu yapar. Çünkü arkadaşlar sekret hali çok çetin bir haldir. Hatta bazı büyük insanlara salih insanlara sekret halinde onlara sormuşlar. Demişler ki sizin durumunuz nedir? Şu an sen hangi haldesin? O demiş ki bir serçeyi düşünün ki o serçeyi kaynayan bir yağın içine atmışlar. O kaynayan yağın içindeki serçenin durumu neyse benim de durumum hakeza öyledir. Yine bir kişiye sormuşlar. Demişler ki senin sekret halindeyken ona sormuşlar. Durumun nedir falan kes. Demişler ki sanki arşı benim başımın üzerine koymuşlar. Bütün arşın yükü şu an benim başımın üzerinde. O açıdan hani bu sıkıntı ve bu sıkıntılardan dolayı kişi o esnada kelime-i la ilahe illallah'ı unutabilir. O yüzden Peygamber Efendimiz de laqinu la ilahe illallah. La ilahe illallah lafzını onlara ne yapmak lazım? Telkin etmek lazımdır, söylemek lazımdır. Tabi burada da çok aşırıya gitmemek lazım. Mesela o sekratta olan kişiye böyle aşırı bir şekilde haydi la ilahe illallah söyle, haydi la ilahe illallah söyle diye çok fazla aşırıya gitmemek lazım. Rıfk yumuşak bir şekilde onun duyabileceği şekilde yani etrafındaki birkaç insanın duyabileceği şekilde ona arada bir, arada bir la ilahe illallah kelime şehadetimizi ona ne yapalım? Böyle ona tekrarlatalım. Bir diğer sekratta olan kişinin yanında yusennu en yukra inne suretu yasin. Yani onun yanında Yasin suresinin okunması da nedir? Yasin suresinin okunması da sünnettir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam Tirmizi'de, Ebu Davud'da, İbni Mace'de geçen bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. İkra'u ala mevtakum yesin. Yasin suresini ne yapınız? Yasin suresini ölülerinize okuyunuz. Bazı alimler buradaki Yasin suresinin okunmasını sekrat esnasındakiler için geçerli olduğunu da söyleyenler vardırlar. Bizler de sekratta olan bir kişiye ne yaparız mesela? Yasin suresini okuruz. Yasin suresini kardeşlerim okuduğumuz zaman okuma sebebi nedir? Alimlerimiz der ki Yasin suresi okunduğu zaman o ölü rahat bir şekilde ne yapar? Canını verir, ruhunu Rabbine teslim eder. Daha rahat bir şekilde ruhunu Rabbine teslim eder. Yine aynı şekilde dördüncü olarak sekratta olan bir kişiye şu telkin edilir. Şöyle ve kendisi de hakeza Allah'a olan zannının güzel olması lazım. Yani Allah'a olan zannının güzel olmasından kastımız nedir? Yani ölen bir insana, sekrette olan bir insana insan der ki Rabbimin mağfireti geniştir. Allahu Teala'nın affı geniştir. İnşallah Rabbimizin mağfireti ve affı seni kapsayacaktır. Allah'tan umut kesilmez. Muhakkak Allahu Teala günahları affeden gafurdur, rahimdir. Bu şekilde Allah-u Teala zannını ne yapmak lazım? Güzelleştirmek lazımdır. Kişi bu şekilde Rabbinden bir beklenti içinde olması lazımdır. Hani ölen kişi zaten ölüyor. O esnada ona işte sen cehennemliksin, sen zaten şunu yapmıştın, sen ateş ehlisin demek doğru olan bir husus değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde de bizlere ferman ediyor. La yamutunna <laughs> ahadukum illa ve huve yuhsinu zanna billahi. Dört sizlerden biri ölmesin illa ölümü esnasındadır. Allah'a olan zannını güzelleştirsin. Yani Rabbim beni inşallah cennet ehlinden kılar. İnşallah benim taksiratlarımı affeder, benim günahlarımı affeder diye bu şekilde ne yapmak lazımdır? Bu şekilde sekratta olan kişi için böyle insan zannını güzelleştirir. Evet bir de kişi öldükten sonra mesela sekratta olan bir kişi ruhunu Rabbine teslim etti ruhunu Rabbine teslim ettikten sonra ölüye ne yapılır? Bu noktada kardeşlerim ilk olarak tağmidu aynayhim. Onun gözleri kapatılır. Çünkü insan öldüğü zaman gözler açık kalır kardeşlerim. Çünkü insanın ruhu çıktıktan sonra gözler nedir? O ruhu böyle göğe doğru ruhu takip ederler. O açıdan insanoğlunun gözü açık kalır. Ve bu noktada bizler ne yaparız? Bu noktada Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığı gibi. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın döneminde de Ebi Selme radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor ki diyor e, Peygamber Aleyhisselam ne yapmıştır? Bir ölü öldüğünde onun böyle gözünü şu şekilde kapamış Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bizler daha keza bir ölü öldükten sonra gözleri açık kaldığı zaman şöyle elimizi götürüp o şekilde onu kapatırız arkadaşlar. Bir diğer şey ise bir bez parçasıyla çene ile baş bu şekilde ne yapılır? Bağlanır. Çünkü arkadaşlar ruh çıktıktan sonra çene artık ne yapar? Kendini bırakır. Şöyle bırakır. Ağız açıkta kalabilir. Ölen kişinin ağzı açıkta kalacağından dolayı bizler ne yaparız? Bir bez parçasıyla şu çene ile kafayı böyle birleştirerekten onu böyle bağlarız ki ağız açıkta kalmasın kardeşlerim. İkinci olarak yapılacak şey bir ölü öldükten sonra bu ölünün diyelim ellerini ovalarız elleri ve ayaklar ovalanır ki tam düz bir şekilde gelsin kardeşlerim. Mesela bazen ölü öldüğü zaman elleri şöyle kalır ve ayakları ee dik kalır. Yani şekilsiz şekilde kalacağı için çünkü kefene bırakacağız ölü öldükten sonra düz bir şekilde kalması için hani o şekilde eli eğik kalmaması için öldükten sonra böyle elleri ufanır şöyle Elleri ufalar böyle ta ki eli böyle düzeltilir. Elini düzeltiriz. Hakeza ayaklarını da ufalar ve ayaklarını da düz yapıp bu şekilde onu bırakırız arkadaşlar. Ellerini şöyle elinin üzerine gelecek şekilde bu şekil onu artık bırakırız. Kefene daha rahat bir şekilde girmesi için. Daha sonra ölü öldükten sonra kardeşlerim. Üçüncü olarak yapılacak şey ölünün karnının üzerine ağır bir şey bırakmak. Yani bir şey üzerine bırakırsak karın üzerine. Çünkü ölü öldükten sonra özellikle sıcak günlerde yaz mevsimlerinde mesela şişme durumu oluşabiliyor ölülerde. O şişmeyi engellemek için karının üzerine mesela bir demir parçası böyle ağırlığı olabilecek bir demir parçasını onun karının üzerine bırakırız ki onu olmasın şişme olmasın. Ve yine üzerini örteriz ölünün. Mesela ölü açıksa onun üzerini bir bez parçasıyla üzeri örtülür ki anne hani insanlar onu çok şey yapmasınlar. Bir diğer şey ise ölünün üzerindeki elbiseler yavaş yavaş üzerinde bulunduğu elbiseleri çıkarılır. Varsa bir serir dediğimiz şey yüksek bir yer somye tarzı bir şey varsa ölü oranın üzerine bırakılır ve bu şekilde öldükten sonra yapılacağı şeyler bunlardır. Tabi bunlar yapıldıktan sonra ölü artık bu dünyadan göç edip gitmiştir. Fakat burada kardeşlerim Müslümanların üzerine ona yapılması gereken son görevleri vardır. Bunlardan biri ölü yıkamak, daha sonra kefenlemek, daha sonra cenaze namazını kılmak ve onu kabre gömmek. Bu dört şey ölü öldükten sonra yapılması gereken şeylerdir. İlk olarak ölüye yapılacak şey ölünün yıkanma meselesidir. Bizler ölülerimizi allah Teala'ya mezarlığa gönderdiğimiz zaman onları tertemiz yıkar, bembeyaz kefen içine sararız, o şekilde onları göndeririz. Ve hakeza onlara kardeşlerim güzel kokular da sepilir. Bu şekilde ne yapılır? Kefenlenip mezara bırakılır. İlk olarak yıkama şekilleri vardır zaten. Bir ölüyü yıkamamızda, dikkat edeceğimiz şekiller nelerdir? Mesela birçok insan ölü yıkaması noktasında şey olurlar. Mesela derler ki ya biz nasıl bir ölü yıkayalım? Böyle çekinirler. Acaba ölü yıkamanın şekli çok mu zordur tarzında bazı çekintiler insanlarda oluşabiliyor. Kardeşlerim bu noktada ölü yıkamanın en şeyi ölü normal bir şekilde yıkamaktır. Mesela sen banyonu nasıl yapıyorsan en normal şekli birinci şeklimiz budur. Yani banyo, bir insan banyosunu nasıl yapıyorsa ölüyü de o şekilde ne yapabilir? Yıkayabilir. Varsa ölünün üzerinde bir necaset, mesela bazen ölü ölür üzerinde kan olur, şey olur, necaset olabilir. Bunlar önce izale edilir, bunlar yıkanırlar, bunlar temizlenirler. Daha sonra kardeşlerim o ölü ondan sonra yıkanıp normal insanın banyosunu yaptığı gibi ölü yıkanır, bu şekilde kefenlenir. İkinci şekli ise arkadaşlar yani en kamil şekli ise şudur kardeşlerim ilk olarak ölü bir şey üzerine bırakılır. Bir sedir dediğimiz sedir üzerine bırakırız ondan sonra o elbiselerini onun üzerinden yavaş yavaş üzerinden elbiseleri çıkarılır ve ölünün avret yerlerinin üzerine bir bez parçası bırakılır. Mesela ölüyü bıraktık sedirimizin üzerine onun elbiselerini çıkarırız ve avret yerleri üzerine bir bez parçası bırakılır. Çünkü orası avret yeridir görünmemesi lazımdır kardeşlerim. Ondan sonra e, onu yıkayan kişi sedirin üzerinde ölüyü şöyle hafiften kaldırır. Mesela şöyle kaldırır ve hatta sol eliyle kaldırır başının şöyle baş tarafına aburasına böyle bırakır bu şekilde ölüyü bırakır ve eliyle karnını böyle sıvazlar şu şekilde eliyle karnını sıvazlar ee, o içerideki bulunan bazı artıkların dışarıya çıkması için karnını sıvazlar ve daha sonra e, o eline bir şey geçirir bir bez parçası o bez parçasıyla avret yerlerini su ile tabi şeyin altından o üzerine bırakılan perde açılmaksızın perdenin altından mesela avret yerlerini temizler, suyunu töker bu şekilde ne olmuş olur? İçinde varsa bazı fazlalıklar ölü de onlar dışarı çıkmış olur. Bunu yaptıktan sonra ölüyü ne yapılır? Bu sefer eline yine o birinci bezi çıkarır, atar çünkü o artık kirlenmiş olan bir bezdir. Bu sefer ikinci bir bezi eline takar, eline taktıktan sonra başlar ölüyü yıkamaya. İlk olarak ölüyü yıkamaya en kamil şeklidir tabi Biz bunu anlatırken ilk olarak başından yıkamaya başlar. Başından sabun ve sabuna benzer temizleyici olacak bir şey ile ne yapılır mesela? Ölü yıkanmaya başlar. Ölüyü alır suyunu döker sabunla böyle güzel bir şekilde onun başı yıkanır. Daha sonra ölünün sağ tarafından başlanır su tökülmeye sağ tarafından yıkanır. Hakeza sabun olursa sabunla ve su ile sağ tarafından yıkanır. Sağ bittikten sonra sol tarafından yıkanır. Tabi sağı yıkarken de ölü hafiften şöyle çevrilir ve arka tarafına da gelecek şekilde sırt taraflarına oralara da sular dökülür. Ve sonra sol tarafa geçilir. Sol taraf yıkanır. Sol taraf da yıkandıktan sonra hakeza yine çevrilir hafiften. Sırt tarafından yine sular dökülür. Ve bu şekilde sabunla yıkandıktan sonra ölümümüzü tam kamil bir şekilde yıkamış oluyoruz kardeşlerim. Tabi bu yıkama işleminden sonra ölü yıkandıktan sonra ölünün saçları taranır. Böyle hafiften tabi çok fazla şey yapmaksızın ölünün saçı şöyle taranır. Eğer ondan düşen bir kıl olursa saçından düşen bir kıl o da aynı şekilde kefenin içine bırakılır. Ve daha sonra bu şekilde bizler ölümümüzü yıkamış oluruz kardeşlerim. Bu şekilde ölümüz yıkandı. O zaman dedik ki ölünün yıkanış şekli iki şekil vardı. Bir normal şekli. Normal şekilde dedik ki ona normal bizler ee banyo yaptığımız gibi normal bir banyo yaptığımız gibi ölüye daha keza banyo yaptırırız. İkinci şekli ise dedik ki ölüyü önce abdest aldırırız daha sonra onun sağ başından başlar yıkamaya, sağ ve sol taraflarını yıkarız ve bütünüyle bütün vücudu yıkadıktan sonra bu şekilde ne yapmış oluruz? Ölünün yıkanması bitmiş olur. İkinci görevimiz, ölüye karşı olan ikinci görevimiz ise tekfin dediğimiz kefenleme meselesidir. Yani nasıl ölüyü kefenleyeceğiz arkadaşlar? Bakın kefenin en azı ve en kamilini yine konuşacağız. Nasıl ki usulde, usulün en e, ile bir de en azı nasıl olur konuştuğumuz gibi kefende de herkese bunu konuşacağız. Akalle tekfin el en yeluf el meyt bi thob bedenihim. İlk yani bir kefenlemenin en azı ne şekildedir kardeşlerim? Kefenlemenin en az olan şekli ne yapmaktır? Bir tane beze, beyaz bir bez içine ölümümüzü ne yapmak? Onu sarmaktır arkadaşlar. Ve in inkâne gayre muhremin. Eğer ihramda değilse aynı şekilde başını da ne yaparız? Sarırız. Ama vel vâcibu sevbun yessurul avratel el asahî. Yani Şafii mezhebindeki asah görüşe göre nedir arkadaşlar? Vacip olan avret yerlerinin örtülmesidir. Bu normal kefenlemeydi. Ekmel dediğimiz en kamil, en tam bir şekilde kefenleme nasıl olur? Şöyle olur. Feinkanel meyyitu zekeren. Eğer ölümüz erkekse kufi fi selaseti esvabi biyadin. Üç tane beyaz elbise içine ne yapılır? Üç beyaz patıska dediğimiz bez içine sarılır. Bu beyaz patıskalarımız ne kadar olacak? Onların büyüklüğü veya küçüklüğü bunların şeyine kadar olacak kardeşlerim? Burada da e, ölüyü tamamıyla sarabileceğimiz kadar olacak. Ve tekunu kulluha lefaifin tavile ala kadri tulihi. Onun boyunun uzunluğunca bezler olacaklar ve bu şekilde onu ne yaparız? Üç şekilde onu sararız kardeşlerim. Ve kefenin e, beyaz renk olması nedir kardeşlerim? Bu sünnet en hayırlı olanı nedir? Beyaz renk, renkli olan kefendir kardeşlerim. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ilbisu min thiyabikumul beyade. Beyaz elbiselerinizi giyiniz ve kefinu fiha mevtakum. Ve ona ne yapınız? Ölülerinizi beyaz ile kefenleyin diye buyurmaktadır. Tabii ölümüz bayan olursa bayanlarda da beş parça olarak yapılır. Bunlardan bir tanesi başını örtecek şekilde bir bez parçası bırakılır. Ve daha sonra bir gömlek tarzında bir şey bırakılır. Gömlek dediğimiz normal bez parçasıdır. Üsten böyle kesilir böyle geçirilir boyundan aşağıya geçirilir. Ve daha sonra bütün boynunu kapatacak, cesetini kapatacak üç parça da yapılır. Ve bayan onun içine bırakılır ve üç parça da bu şekilde üzerine ne yapılır? Üzerine sarılır kardeşlerim. Bu şekilde ölümümüzü kefenlemiş oluruz kardeşlerim. Bu şekilde bizler kefen konusunu da bitirmiş olduk. İnşallah bir dahaki dersimizde ölünün üzerine namaz nasıl kılınır? İnşallah bunu işleyeceğiz. استدعي الله تعالى امانه الدير واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين